Selamlar YouTube, Subnautica Below Zero'ya 4. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet, en son tekrar buraya geldik. Bir üretici kullanarak bakalım neler üretebiliyormuşuz. Envanter ağzına kadar dolu. Şimdi burada yapmam gereken ne varmış? Bakır tel, bilgisayar işlemcisi için bakır tele, bakır madenine ihtiyacım var. Bakır madeni, işlemci, bakır teli ürettik. Bunu hallettik. Şimdi buradan kablolama seti gerekiyor. Gümüş madeni lazım. Gümüş madeni için bize buradan hemen gümüş madenimizi alalım. Elimizde ne var ne yok bir bakalım. Gümüşler böyle. Buradan da bazı şeyleri buraya yollayayım ki tekrar açılsın. Şimdi bize ne gerekiyordu? Gümüş gerekiyordu. Kablolama seti için. Kablolama setini ürettik. Güzel. Bilgisayar işlemcisini de üretebiliyorum. Harika. Gelişmiş kablolama setini üreteceğim. Güzel. Burada ne lazım? Titanyum külçesi, cam lazım, kurşun gerekiyor ve pil. Şimdi onlar da vardı yanılmıyorsam. Şuradan bir çıkalım. Şimdi silikon kauçuk, titanyum külçesi, bunu da aldık. Ardından ne lazımdı? Kurşun lazım mıydı? Cam lazımdı. Cam, peki camı da aldık. Başka ne gerekiyor? Gümüş madenini alalım bir daha, bilmiyorum. Şimdi bize şu an cam lazım. Camdan bir tane var. Kuvars gerekiyormuş cam için. Bir cam daha üretirsem burası da tamam. Şimdi güçlü pil gerekiyor. İki tane küçük pil, bir tane silikon kauçuk, küçük pil üretmek için de kurdele bitkisi, bakır madeni. Peki kurdele bitkisi bir tane üretebiliyorum. İki tane oldu ama bir tanesi aslında azdı ama önemli değil. Güçlü pil üretebiliyorum. Bir bakalım. Harika. Deniz tırımızı üretebiliriz artık. Şimdi şunları aslında artık buradan kaldırmak istiyorum ve yukarıya deniz tırına doğru bir bakalım nasıl üreteceğiz. Deniz tırı olduktan sonra her yere çok rahat gidebileceğiz arkadaşlar. Süper. Vatana millet hayırlı olsun. Bir çıkamadım şuradan ya. Deniz tırımız. Hey yavrum hey, yani şuna bakar mısın? Bu doğru olay. Evet. Yapmamız gereken bir şey daha var. Unuttum. Pardon. O çok acil bir şey. Bunu bir şey yapalım. Onarım aletini unuttuk. Çünkü artık deniz tırımız var. Onun için silikon kauçuk. Bir dakika, ne gerekiyormuş? Kristal sofu, titanyum, silikon kauçuk. Titanyum deli gibi vardı. Kristal sofu ne gerekiyor başka? Silikon kauçuk burada yok mu? Peki silikon kauçuk için şundan gerekiyor yanılmıyorsam. Bir deneyelim tekrar üretici. Şimdi ne lazım? Su yosunu, silikon aldık. Evet. Onarım aletini de halledersek çok şık olacak. Güzel.
Evet arkadaşlar, bunu da hallettik. Bunu artık pinden kaldırabilirim. Böyle bir bakalım, burada neyimiz var neyimiz yokmuş. Dolunun başlığı, pusulamız, yüzgeçler, sıradan oksijen tüpü ve güzel. Şimdi mimar yapıtı vardı, oraya gidebiliriz ya da Delta istasyonuna gidebiliriz. Ama ondan önce sürekli arayıp da bulamadığımız bir şey vardı. Pardon. Bir dakika, ben tekrar su yüzüne çıkmak istiyorum. Evet, şuraya doğru tekrar ilerleyeceğim. İleride bir tane aradığım, diğer bölümde aradığım bir platform vardı. Orayı bulmak istiyorum. Çünkü orada da işimize yarayacak çok güzel şeyler var. Bu arada ben su yaptım mı? Su yine azalmış. Ya bu deniz tırı harika oldu yalnız ya. Yani o kadar uğraşmamıza değdi. Bunun güzelliğine bak nasıl gidiyor. Yavaş, ısırmasan sevineceğim yani. Şimdi ezilme denemeyi. Ya kardeşim çekil şuradan. Gerçekten. Şöyle yapalım. Buradan devam edelim. Ve yanılmıyorsam burasıydı. Evet, dibimdeymiş ya. O kadar buraya daldım. Şuradaki parçayı bulamadım. İnanmıyorum yani. Bunu almam gerekiyor. Yüksek. Evet, şurada hemen yapıcı parçası var. Onun için tarayıcımızı kullanalım. Kullarımız önemli. Bunun haricinde burada işimize yarayacak bir şey var mı? Bakıyorum, yok. Hemen buradan çıkalım. Bu arkadaşlar bizi yiyecekler çünkü. Ben buradan gidiyorum abicim. Çok güzel. Şu oksijen tüpünü yapmaya gideceğim tekrar. Diğer bölümde bulsaydık çok güzel olacaktı. Şimdi onu yapmazsam üzülecek. Sıvımız yok mu bizim? Var. Vital signs stabilizing. Evet, şu PDA'dan bir bakalım neler üretebilecekmişim. Oksijen, yüksek sıvalı oksijen tüpü. Şunu bir pinleyelim. Buna ne lazım? Bir araştırmak istiyorum. Cam lazım, titanyum, gümüş, harika. Hepsi de var. Yani şunu da alırsak en azından daldığımız zaman sıkıntı yaşamayacağız. Çok güzel. Burada bir durayım ben. Evet, etrafta benim Zulan burada duruyor mu? Harika. Çok iyi ya. Şimdi ben seni çıkarmak istememiştim ama ne gerekiyor? Cam gerekiyor. Cam için, cam için bir camımız yapabiliyormuşum. Bir cam daha. Güzel. Ne gerekiyor? Titanyum. Titanyumdan az var. Gümüşten bolca var. Güzel. Titanyum deli gibi burada var. Onu da aldık. Bunları bırakabilirim. Bunlar boş boş duruyor burada. Peki. Sadece oksijen tüpü için ona niye şey yapamadım? Bir dakika. Şu, bir de bu. Şunu da bir. Bunun için lif örgü lazım. Bir de titanyum gerekiyor. Titanyum dolu var. Lif örgüde buluruz. Her yerde var zaten. Burada var mı? Kalmamış.
Dışarıda var mıydı hatırlamıyorum. Dışarıya da bir bakayım. Dışarıyı da şey olarak, depo olarak kullanıyorum. Bilmiyorum, benden hariç bu özelliği kullanan var mı acaba? Arkadaşım, ben lif örgü aramam gerekiyor. Onun için şuraya mı gitmem gerekiyordu ya? Evet. Su yosunu aldık. Hadi gelmişken dışarı atarız en kötü ihtimal. Biraz daha alalım. Bunu da ışığını açık bırakmışım. Hay Allah ya. Bir dakika. Şöyle bir atalım. Enerji gidiyor bu. Bunu da halledersem çok güzel olacak. Evet, ne gerekiyor? Şuradan işimize yarayacak olan nerede bu ya? Birden şimdi sıradan oksijen tüpü. Abi tabi ondan önce lif örgü yapmam gerekiyor. Şimdi buradan sıradan oksijen tüpü yapmam gerekiyor. Bunu da hallettik. Titanyum. Titanyum az mı var ya? Titanyum hemen bir titanyum ve arkadaşlar yüksek sağlı oksijen tüpümüzü de üretmeyi başardık. Buna da bay bay. Şimdi su gerekiyor. Yiyecek. Pişmiş bumerang. Kese balığını pişirmeyeceğim. Hayır. Şöyle yapalım. Bir bakalım burada ne varmış şimdi. Güzel. Solunum başlığını yaptık. Sıradan oksijen tüpü. Sıradan mı? Niye sıradan? Şunu almam gerekiyor. Sıradanı güzel. Yüzgeçlerimiz tamam. Şurada bulmam gereken biraz daha değişik şeyler var. Oksijen tüpünü depoya kaldırabilirim. Burada dursun. Bayat su yosunu örneğini kaldıralım. Şurayı bir toparlayayım ben. Buraları şunlar dursun, içeceklerim. Bumerangımı pişirebilirim. İki tane pişirmem gereken bumerang var. Gümüşleri buraya aktarayım. Altını buraya. Şunları dışarı atayım. Tuz çökeltisini, kuvartısı. Elimde başka tutmam gereken kese balığını aslında şey yapabilirim. Hemen kese balığından bir su üreteyim. Hemen bumerang yapayım. Güzel. Bundan da bir tane pişireyim. Güzel. Bunu da hallettikten sonra neyimiz var? Pişmiş, pişmiş. Güzel yiyeceklerimiz var. Suyumuz az gibi geldi bana. Aslında dışarıya şöyle bir üstten balıklar nerede ya? Bunlardan alayım biraz. Bundan su yapabiliyor muyum? Anlıyorum. Peki, şimdi deniz tırımız burada. Deniz tırı su bence yeterli değil. Su bence yeterli değil. O yüzden buradan biraz su toparlayayım. Okey. Bunlar akşam olunca çok fazla hareket edemiyorlar. Bu yüzden toparlaması çok iyi oluyor. Hava karardığı zaman uyku moduna mı ne geçiyorlar? Bu da benim işime yarıyor. Bak, bir tane de kapının önünde durmuş beni bekliyor. Hemen alalım. Suyumuzu hazırlayalım.
Hadi sana da senin için de su yapayım. Bolca su oldu. Allah Allah, bayağı bir toparlamışım ya. Neyse. Böyle yapalım. Diğer balığı da buraya atabiliriz diye düşünüyorum. Böyle. Bunu da atalım. Yer yok. Peki. Şu bizim depoya bir gidelim. Şu depoda bunu bir yollayalım. Şunlara da bir yollayalım. Şurada şişeler dolusu su var. Hatta böyle yapalım. Depoyu aç. Şuradan birazcık, depoda yer yok ki ya. Peki. Neyse, şimdi yapmam gereken Eda'yı biraz okumamız gerekiyor. Onun dışında burada yapmam gereken herhangi bir yeni bir alet var mı diye bakıyorum. Evet, yaşam alanı yapıcısını unutmuşuz bu arada. İyi ki baktık buraya. Çekim tuzağını da aslında yapabiliriz. Bununla biraz balık avlarız. Deniz tırını, deniz tırı derinlik yükseltmesi. Şu ilginç. Bunu 3. düzey. Harika. Evet, kapak, dış modüller, biyoreaktör, üretici duvar dolabı. Bunlar aslında, nereden başlayayım? Başlayacak pek bir yer yok. Peki. Ne gerekiyormuş bir bakalım burada. Kablolama seti, bilgisayar işlemcisi, pil. Sen de çok şey istiyorsun ya. Ama ben önce arkadaşlar böyle biraz deniz tırımız da burada bir gelişmişe eriş geliştirmeler. Deniz tırı şarjımız orada. Şöyle bir delta istasyonu neredeydi? Şu muydu? Evet, oraya doğru bir ilerleyelim arkadaşlar. Oraya gitmek istiyorum. Diğer şeyleri daha sonra araştıracağım yine. Ama şu an ilk ipucumuz delta istasyonuydu. Oradan başlamak istiyorum. PDA'mızda zaten beraberce okumuştuk. Orada güzel şeyler bulacağımıza inanıyorum. Ya bu deniz tırı da harikaymış yalnız. Böyle biraz derinden derinden girsek. Ha, buralara geldik. Burada yine o manyak yaratık var. Dikkat etmem gerekiyor. Burada ne varmış? Hem de yumurtalar var. Bak yine duyuyorum. Yine sesini duyuyorum. Bak ne oluyor? Buradasın değil mi? Beni ısırmaya çalışıyorsun. Hayret bir şey ya. Yaratık. Bir dakika, ben şuradan bir çıkayım. Arkamdan geliyorsun. İstemiyorum kardeşim. Bak, zarar veriyorsun bana. Eşek herif. Manyak ille yiyecek beni ya. Ben şuradan tüysem mi, ne yapsam? Şuraya mı gideyim? Taktı bana ya. Abi iyice paranoyak oldum yalnız. Şurada biraz taklansam. Bu arkadaş herhalde oradan gider. Oradan giderse de ben oradan tekrar su yüzüne çıkarım diye tahmin ediyorum. Orada mısın lan? Yok. Şuraya falan böyle gömeyim bunu.
Kinetic fluid intake. Peki. Güzel. Şuradan bir başlayalım. İşaretçiyi tarayamıyor muyum ya? Aranıyor. Güç. İşaretçiye gerek yok. Şurada neyimiz varmış? Şeydağımız var. Fred, I'm not blaming you. But what do you mean it's gone? Seni suçlamıyorum ama gitti diyerek ne söylemeye çalışıyorsun? Nereye gitti? Derin kırılımlı köprülerde başın belaya girdi ve modülleri mi attın? Evet, bir modülü atmak zorunda kaldım. Kurtulduktan sonra modülü almak için geri döndüm, ona gitmişti. Ve birinin çaldığını düşündüm. Ya da başka bir şeyin. Ben kaybetmedim. Orası kesin donanımlarımı özenli kullandım. Eminim öyledir, ancak kabul etmelisin ki oldukça fazla deniz tırı kazası yaşandı ve oldukça pahalılar. Yarın benimle gelip nasıl olduğunu görmek ister misin? Evet, Emmanuel'in kaybettiği platformdaki şeyi gördük. Buradan tekrar şeylerden çıkalım. Donacağız burada çünkü. Bunu bir tarayalım. Projektör. Burada neyimiz var? Kahve makinesi. Seviyorum ya. Bu arada donmadan tekrar suya girmem gerekiyor. Burada ne var? Burada silindir. Çok yakın, evet. Ben suya girdim. Tamam. Sevgili arkadaşım. Aldık su. Ben demin ısınmadım orada ya. Bunu da alalım. Burada ne varmış? Evet. Buradan tekrar bir su yüzüne doğru ilerleyin. Donmadan gelip durun. Bunu ışık çubuğu parçası arayalım. Taradık. Oturak taramamışız. Güzel. Burada almam gereken bir şey var mı? Bunu da taradım. Buraya bir bakalım. Bomboş. Ve yukarılara doğru ilerleyelim. Mavi tüylü çalı. Bu kaydedilmiş bir iletidir. Bunu duyuyorsanız izinsiz giriş yapıyorsunuz demektir. Buradan defolu gitmek için sizin için daha iyi olacaktır. Vallahi gönül isterdi ki defolup gideyim ama şu an donmak üzereyim. Hop. Ver. Isıl zambak. Şu zambaklar beni ısıtıyor ya. Harikalar ya. Zambakları seviyorum ben. Zambakçım. Sen de biraz ısıt. Gel. Mantar. Petek mantarı. O da iyi. Şuradan yukarıya doğru bir gideyim. Şu neymiş? Hadi ama mağaranın içerisine girince ısındım, çok iyi. Oh. Mantarcım. Mantar değil bu arada. Burası neymiş? Alalım bunları. Arkamızdan ağlamasın. Buraya kadar geldik. Sen niye gelmiyorsun ya? Zambakları bir tarayalım. Burada ne varmış? Evet. Eda. Emmanuel bana bu yazılımsal olarak kırılmış tarayıcı şeyini, aletini verdi ve dedi ki daha fazla duş başlığına ihtiyacım var. Bu seni gerekli madenlere götürecektir. Ne? Ayrıca bunu gizli tutmanı söyledi. Sanırım uygulamalı yer bilim alanında yüksek lisans sertifikası bugünlerde yüceltilmiş bir yapım işçisi olarak iş bulmayı sağlayabiliyor. Babamın dediği gibi yıldızlar arası hukuk okumalıydım.
Biraz geç kalmışsın. Şimdi burada maden algılayıcı parçası var. Bunu kristal sülfür, harika, almamışız. Güzel, ısındın mı? Isındın. Bu neymiş? Bak. Almam gerekiyor bunları ya. Niye bırakıyorum ben bunları? Evet. Buradan devam edebiliriz galiba. Çıkarabilirsek tabii. Niye çıkamadım şimdi? Bakır. Ya biz demin her yerde bakır aradık. İnanmıyorum. Şimdi bakır dolu etraf ya. Aldın mı ben? Kalori alınması önerilir. Kaloriden hariç su ve pişmişlerden biraz alalım. Güzel, bunu da aldık. Onun dışında neyimiz var yiyecek? Bu kadar mıydı? Hadi seni de alayım ki biraz şey olsun. Biraz daha su, onunla uğraşmayayım. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Ablam bayağı sinirli. Ablacığım nereye gittin? Suya daldı ya. The woman in the exosuit has been traced as far as my Beş kıyısındaki kadın teknolojimin el verdiği kadar izlendi. Sonuç. I hope you will avoid contact with the woman in the exosuit. Bence de. Güzel. Delta istasyonu. What makes you think she's hostile anyway? A little grumpy maybe, but who wouldn't be? Stranded out here. Onu düşündüren nedir? Belki biraz huysuz bir ama tek başına. Yardıma çağrıya yanıt vermedi ve çok iyi silahlanmış. Belki bizden korkmuştur. Bunu öğrenmek istemiyorum. Ya da başka bir şey vardır. Evet, buradan bir delta istasyonuna doğru gel, içeri doğru bir dalalım bakalım ne varmış ne yokmuş. Sen neymişsin? Yapıcı parçası, güzel. Aç. Donuyorum bu arada. Hadi ama donmadan içeri dalmam gerekiyor. Oh, ısındım yine. Cam masa. Abi çok amaçlı oda. Burayı da tarayalım. Sonradan yapması kolay olacak çünkü. Güzel. Ne varmış? Bunu alamıyor muyum? Bunu dolaba alalım. Şu yok. Yüzük kutusu. Harika. Seviyorum bunları ben. Ofis koltuğu. Çok önemli. Bu olmazsa olmaz yani. En önemli şey buydu. Eda'mızı bir alalım. Davetsiz uzaylı konuk. Daha çok hileci uzaylı. Son kez söylüyorum, hile yapmıyorum. Sam, o halde teorin nedir? Ne oluyor? Bana sorarsan Zeta çok göz kırpıyor sanırım. Bunun bir anlamı var. Doğru olabilir. Alerjim var. Alerjim bu donmuş gezegende çiçek açıyor mu? Isıl zambaklar var. Eğer bana karşı gelirseniz yemin ederim hepinizi kovarım. Just look at him. Ne yapıyorum ki hiçbir şey yapmadım. Davetsiz konuk. Buradan geyik muhabbeti yapıyorlar. Neyse, kahveyi aldık. Su, ilk yardım malzemesi aldık mı? Şunu alayım. Tek duvar rafı. Raflar önemli. Güzel. Zeta, Sam, Danielle. Başka almam gereken. Or like I said, Parvin is cheating. Altera üstleri haritası. Harika, evet. Haritamızı da bulduk. Şimdi buradan girdik, buradan devam ediyoruz. Bunlar taranıyor mu? Hayır. Şunu alabiliyor musun? Simlik aldım. Bu ne? Yatağı. Fred'in yatağıymış.
Poster. Bunu da alalım, bir yatak daha. Bedavamızı alalım. Yeni bir gün, yeni bir kanatlı saldırısı. Her zamanki gibi parazit uyarısı aldım. Her zamanki gibi sorunun ne olduğunu görmek için dışarı çıktım. Her zamanki gibi sorun kuş dışkılarıydı. Bunu resmi olarak söylemenin kariyerime etkisinden korkuyorum. Tabii bir kariyerim varsa ama beni kişisel olarak hedef aldıklarını yemin edebilirim. Nezle geçirdiğim hafta kuleyi lekesiz buldum. Paravana nasıl temizlendiğim sorununda bana güldü. Ne aptalım. Sanki parmağın temizlik yapacak biriymiş gibi. Pes etmekten başka deneyebileceğim bir şey kalmadı ama kuşların yapmamı istedikleri şeyin bu olduğunu biliyorum. Bu arada kuleyi çalışır duruma getirdim. Bakım tamamlandı. Bu da kuşlarla zavallı cebelleşiyor burada. Şunu alabiliyor muyum? Aldın. Başka şurada çerçeve, bir PDA daha var. Jenny, yaşadığın maceraya inanamayacaksın. Tıpkı çocukluğumuzda su altı şeridini oynadığımızdaki gibi su altı canavarları var ve onlardan saklanmama gerek yok çünkü deniz tırı içinde güvendiğim. Güvenli ve çok cesurca lütfen babama söyle. Evet, büyük seti için teşekkürler. Bu arada dürüst olmak gerekirse ilk başta bunun komik bir armağan olup olmadığını merak ettim. Neyse, bayağı bir şey var. Şunu da alalım. Burada arayabiliyormuşum. Duvar raflarını. Başka taramam gereken döner koltuk. Bunu da aldık. Burada herhangi bir taramam gereken dolap ya da hasarlı geliştirme istasyonu. Bu da iyiymiş. Under the circumstances, gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Peki, anyway, love you, Jenny and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite. Buradan tekrar geri çıkıyorum. Başka şuralarda görmem gereken bir şeyler daha var. Arama odası, güzel. Karmış o. Karı ben ne yapayım ya? Şu an ihtiyacım yok tarım odasına. Buradan geldim. Burada ne varmış? Burada da bir giriş var. Ya da gözlem odasıymış. Burayı da alalım. Evet. Buradan aşağı inemiyorum. Yukarı doğru ilerleyeceğim. Bu arada ısınmam gerekiyor acilen. Isıt beni, ısıt beni sevgili. Oh, teşekkür ederim. Burada bir peda daha var. Şu pedayı şurada ısınırken okuyabiliriz. Ki en azından bir de onunla uğraşmayalım. Burası iyiymiş. Neymiş o? Güzel zaman geçirmek. Peki nereye gitti? Balığa çıkmak. Kule bakım günlüğü. Tamam, bu kez kuşlar gerçekten başardı. Ne yediklerini bilmiyorum ama her neyse diğer taraftan çıkınca yıpratıcı oluyor. Yeniden kablolama yapmam gerek. Yumlu kabloyu üretmek için bir parça eksiğim var. Eski gemiye daldığımda bazılarını gördüğümü hatırlıyorum. Oraya gideceğim ve biraz daha bulabilecek miyim diye bir bakacağım. Bu işe yaramalı. Evet, bu da bir ipucu. Eski gemiyi bulmamız gerekiyor. Oradan bir parça eksik. Anlaşıldı. Şuraya ben ışığımı kullansam, ışık var. Işık. Işığın pili yok. Pili yok. Çünkü bütün pilleri kullanmışım. O da güzel. Peki, ne yapalım? Durum raporu, günlükler, iletişim, rapor, gözetim raporu, sıfır bölge taraması, iki etkin insan algılandı, yetkisiz yaşam alanı yapımı ve araç etkinliği algılandı, öneri gözlemleyin ve olası müdahaleye hazır olun. İki kişi benimle birlikte mi? Umarım öyledir. Peki buradan devam edelim. Donuyorum. Şuradan biraz ısınayım tekrar.
ve biraz da araştırmamıza devam edelim. Burada önemli bir şey var mı? Yok. Burada aramam gereken bir şey var mı? Orada da yok. Burada bir merdiven varmış. Demin kaçırmışız. Hadi ama. Fazla zamanım yok benim. Evet, burada eksik olan parça yanılmıyorsam şurası sınama geçersizleştirme modül yuvası. Evet, bunu Eda'ya bulduk. Kullanım kılavuzu. Biz buradan tekrar bir aşağı doğru inelim. Çünkü fazla zamanımız kalmadı. Hemen ısınmam gerekiyor tekrar. Evet, çok iyi. Eda'ya bir bakabilirim. Neymiş? Kullanım kılavuzu. Yeni çalışan eğitimi kule sınama modundayken tüm eğitimlerin tamamlanması önerilir. Sınama modu canlı modun tamamen işlevsel simüle edilmiş bir sürümüdür falan filan. Peki. Aa, çok iyi. Çok uzun mu kaldım? Ne oldu orası? Buradan yukarı çıkabiliyor muyum? Çıkıyorsam da nereye gidiyorum? Çıkamıyormuşum. En üst yer burası mı ya? Peki. Şansımı deniyorum şu an. Hadi bakalım. Evet. Donmadan, hadi ama, hadi ama, donacağım buradan, hadi ama. Geldiğim yermiş. Ben buradan bug'a bağladım. Hayır. Hayır. Kendi kendime. Şuradan. Buradan aşağı atlasam öleceğim. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Suya atlamam gerekiyor. Son anda suya atladık. Bu arada herhangi bir canlının yemeği olmazsam iyidir. Deniz tırın sağ tarafta. Burada ne varmış? Penguen kardeşlerim. Sizi kesmeyeceğim. Sadece taramak istiyorum. Güzel. Şuradan gitsem. Şurada ısınabiliyordum. Bununla ilgili bilgimizi de almıştık. Evet. Burada bir şey var mı diye bakıyorum. Şu yukarı çıkmam gerekiyor. O yukarıdan nasıl çıkacağım? Bir bakalım buradan bir giriş var mı? Evet, güzel. Buradan yukarı çıkamıyorum. Peki. Buradan bir giriş yok. Mimar yapıtı karşı tarafta ama benim şuradan demin geldiğim yerde demin sola doğru gittim. Şimdi şöyle karşı tarafa doğru gitsem bir dakika. Şimdi buradan geldim. Ve
Buradan geldiğimi hatırlıyorum. Buradan böyle yapalım. Bitkiler neymiş? Al funda cevizi. Funda cevizinin durumu neymiş? Atnalı fundası sıcak koşullarda yetişen karasal bir bitkidir. Çatallı gövdesindeki yaprakların kalın taçları nedeniyle görsel olarak tanımlamak kolaydır. Meyve veren gövde su depolayan kalın lifli bir çekirdeğe sahiptir. Değerlendirme meyveler toplanıp ekilebilir ve sürdürülebilir bir besin kaynağı olabilir. Funda cevizi yeniyor mu bu? Merak ettim şimdi. Ye. Bir bakalım ne olacak. Ah. Güzel. Su ihtiyacımızı da karşılayabiliyoruz. Böyle yapalım. Ben buradan biraz alayım. Ondan sonra bunda ceviz kardeşimi böyle bu ihtiyacımı da biraz böylelikle şişelerden değil de güzel. Okey. Evet, buradan devam edelim. Adanın gizli bölgeleri vardı yanılmıyorsam. Onları bulmak istiyorum. Şöyle biraz ayağımı koyayım. Ayağımı batırdım çıktım. Mimar yapıtı 785. Şuradan arayabiliyor muyum? Ben penguenlerin olduğu tam farklı tarafa gitsem, demin sola döndüm, sağa doğru bir dönelim bakalım. Ya da bu penguen kardeşlerin oradan ilerleyebiliyor muyuz? Şuradan. Ha, o aynı yere mi geldik? Dur bakayım nereye çıkacağım ben ya. Ben yine aynı yere geldim ya. Ben demin zaten buraya gelmek istiyordum. Buradan gidemiyormuşum. Peki. Buradan yukarı doğru gittim. Olmadı. Çünkü yukarı çıkmam gerekiyor. Çünkü yukarı çıkmam gerekiyor. Bir dakika. Demin buradan içeri girdim. Buradan soldan devam edelim. Soldan farklı yerler var burada. Şuradan devam edersem ya da buradan devam edeyim, nereye gidiyorum? Bu geldiğim yere mi gidiyor acaba? Ya da demin buradan gitmedik mi? Bir bakalım. Buradan gidemiyoruz. Buradan devam edelim. Giriş yok. Burası neymiş? Etrafta dönüyoruz ya. Yemin ederim beynim döndü. Nereye geldim? Abicim geldim. Yine aynı yere geldim. Çok güzel. Böyle yapalım. Şu şurada ben bölümü sonlandıracağım. Yine yaklaşık 45 dakika olmuş. Çok sıkmak istemiyorum her zamanki gibi. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.